Saygıyla, hürmetle karşılıyor. İlkeli lider, Türkmen beyimiz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Cumhur İttifakı'nın özü sağlamdır, sözü senettir, duruşu yerli ve millidir. Yazılan dış menşeli karanlık senaryoda figüranlığa talip olan zillet partilerine Kastamonu'dan çığ gibi bir tepki gelmelidir. Şimdi vicdan sahibi her kardeşime soruyorum. Bugün istenen başımız değil midir? Bugün de istenen boynumuz değil midir? Bugün de istenen hayatımız, milletimiz ve devletimiz değil midir? Çünkü bozgunculuk bugün de vardır. Çünkü bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Hatta dünkü gaflet, dünkü delalet, dünkü ihanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Zira sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmüştür. Terörist Demirtaş'ı ve Sarhoşçu Kavala'yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK'yla müzakere ve müteakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağını, terörle mücadeleyi durduracağını, Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıklayan iç işgal cephesi Kılıçdaroğlu'yla emel ve eylem birlikteliği içindedir. Zillet İttifakı İHA'lardan, SİHA'lardan, diğer yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinden rahatsızdır. Diyorlar ki 14 Mayıs'tan sonra ABD'yi tatmin edeceğiz, Rusya'ya da Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız. Diyorlar ki S-400 hava savunma füze sisteminin tehlikelerini bertaraf edeceğiz. Yani egemenlik haklarımızı, devletimizin onurunu ayağa düşüreceklerini vaat ediyorlar. Temiz para bulduk yalanıyla aldatıyorlar. Meğer uyuşturucu tacirlerinden tutun da tefecilere kadar düşüp kalkmadıkları mihrak neredeyse kalmamış. Ortada ne para var ne de parayı vermeyi aklından geçiren. Hep yalan, tam yalan, sürekli yalan. Olay budur. Ne kadar histerik tip varsa, ne kadar güvenlik tehdidi ve kanun kaçağı zihniyet görülüyorsa, CHP'nin, İYİ Parti'nin ve diğerlerinin dibindedir. Sizlere soruyorum, haykırışınızla yedi düvele Kastamonu'nun mesajını ulaştırmanızı bekliyorum. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bayraksızların umududur. Bu zat Türkiye'yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komiseridir. PKK Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ Kılıçdaroğlu'nun can beraberidir. Kapitülasyon özlemi çekenler, IMF yolu gözleyenler, küresel soygun çeteleri, faizciler, rantçılar, karanlık lobiler
Türk ve İslam karşıtları Kılıçdaroğlu'nu kafese almışlar, kuklaya dönüştürmüşlerdir. 7+2 formatı masaya kumar masasıdır. Bunu bizzat İYİ Parti'nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş? Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Bunlar kumpasçı, bunlar düzenci, bunlar dümenci, bunlar dubaracı, bunlar güvensizdir. Ve bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilemeyecektir.